Bu videoda sizle birlikte zaman kavramlarını göreceğiz. Zaman kavramları bazıları çok basit, bazıları ise belki de hiç görmedikleriniz. Tam 100 zaman kavramı var bunları. Ne kadar çok bilirseniz o kadar iyi. Benim için başarılı e, olmanız 80'ini bilmeniz demek. Ama en az 90'ını bilmeniz gerekiyor ki %100'ünü hatırlarsanız zaten muhteşem olur. Ben şöyle bir bakındım. Hazırladıktan sonra isteği iki tane hariç, diğerlerini zaten konuşma için biliyormuşuz. Yine telaffuzlarıyla gideceğim. Afternoon Öğleden sonra demek. Doğal olarak afternoon. Afternoon şeklinde gidiyor farkındaysanız. E, noon, öğlen demek aslında. After, sonrası. Yani eğer saat 12 için konuşacaksanız noon, e, öğlenleyin görüşelim diyebilirsiniz. Age Age, yaş demek. Anniversary. Anniversary yıl dönümü demek bu. Bir e, evlilik yıl dönümü olabilir, bir şirketin yıl dönümü olabilir. An hour. An hour. Dikkat ederseniz, hey yutuyor aslında. An hour gibi okuyor. E, H bazen okunmaz çünkü. Okunduğu zamanlar da vardır, okunmadığı zamanlar da vardır. An hour da ki okutalım tekrar. An hour. An hour. Bu bir saat demek. Birth. Birth doğum demek ama bir insana mesela diyorsanız ki sadece birthday sorabilirsiniz e, ya da when was your birth diyebilirsiniz. Doğumun ne zaman, ne zaman doğdun yani. Birthday de doğum günü tabii ki. Birthday, bit, bit böyle kısa bir süreden bahsediyorsanız, bit while ago, çok kısa süre önce gibi. Calendar, calendar takvim, century, century yüzyıl. E, diyelim ki 18. yüzyıla eight, nine, e, 18. yüzyıla diyorsunuz. Date. Date bir tarihten bahsediliyor. Yalnız burada date ile ilgili bir durum var. Date bazen e, iki insanın randevulaşması için de kullanılır. Haberiniz olsun. Yani eş anlamı vardır. E, çıkma olayına date deniyor İngilizce'de ama buradaki tabi tarih. Yani 19 Kasım 2017 gibi. Dawn. Dawn şafak. Karanlığı aslında şafağın. Şafak vakti. Dawn. Tam böyle şafağın sokme, sökmesi öncesi. Day. Day gün demek. Daytime. Daytime gündüz zaman demek. Yani e, gündüz vaktine daytime deniyor. Decade. Decade. Decade ya da 10 yıllık dönemlere deniyor. Türkçe'de bunun karşılığında çok yok ama mesela 60'lar 70'ler diye gidiyoruz ve işte 10 yıllık dönemlere decade deniyor. Decline of day. Decline of day. Akşamüstü. Tam karşılığı aslında bizde saat böyle 16 ile 18 arası gibi düşünün. Evening, Evening akşam. For hours. For hours saatlerce demek yani bir işi ne kadar sürdü saatler boyu sürdü anlamında. For years yıllarca. Future gelecek demek future. Generation. Generation bir nesil demek jenerasyon demek. Hour. Hour diyor. Dikkat edin, hey hep yutuyor. Silent denir buna, sessiz he. Burada e, hour saat tabii ki. Just after. Just after hemen sonrasında. Mesela diyorsun ki Ahmet evden çıktı, Mehmet o sırada girdi. Tam just after yani tam sonrasında. Last week. Son hafta. Last week last month last hour diye geriye doğru sayarsın, sayabilirsiniz. Last week tabii ki son hafta demek. Mid afternoon. Mid afternoon. ikindi vakti. Mid afternoon. Biz de böyle aslında hani namazdan dolayı biliriz ya. ikindi böyle. Hani kuşluk vakti vardır bilmem ne vakti var. Tam ikindi vakti yani. Saat olarak e, böyle birazcık akşamdan önce tabii ki bu. Öğleden de sonra. Mid morning. Mid morning ise. Kuşluk vakti. Mid morning. Az önce bahsettiğim kuşluk vakti. Bu ikisinin de hani listenizde böyle bulundurmanız çok şart değil. Çünkü çok İngilizcede kullanılan kelimeler değil. O yüzden pas geçebilirsiniz kendi listenizi oluştururken. Lütfen burada da en az 80 kelimeyi ezberleyecek bir liste hazırlayın kendinize. Midnight gece yarısı. Bunu bilmeniz şart. Minute dakika demek minute. Moment an. Moment an. Just a moment derseniz bir insana biraz bekler misin anlamına geliyor. Bir an bekler misin? Moment e, tam sen geldiğin anda dediğin e, an var ya o moment işte. Month ay demek. Morning. Ha bu arada Mount Ay ya onlar genelde yani 30 günlük süreçleri ay diyor ama bu ayrı bir konu ileri bir seviye. Morning günaydın demek. Next month. Next month gelecek ay demek. Next year gelecek yıl. Next day çok nadir kullanılır çünkü yerine tomorrow kullanırlar ama next day'i de duyarsınız. Next day'de gelecek gün demek. Night. Gece demek. Now. Now şimdi demek. Past. Past geçmiş demek. Now. Şimdi now ee, bir de yerine just now kullanıyorlar. Birazdan göreceksiniz. Now aslında mesela bulunduğu zaman dilimine diyor. Şu anki zaman diyor. Just now tam şu anda. Yani diyorsun ki bunu şimdi yapmanı istiyorum. Tamam diyor şimdi yaparım. Elimdekiler falan bitsin. 3-5 dakikaya yaparım. Ama just now dersen bir insanı anında yapmak zorunda. Past. Geçmiş demek. Period. periyot dönem demek. Recently, Recently tam olarak hani böyle henüz şu anlarda gibi anlıyor musunuz? Bu aralar yakınlarda son günlerde. Recently. Yani eğer ki bir olay sizin için son dönemlerde gerçekleşiyorsa, taze ise yani mesela birini kaybettiniz diyorsunuz ki recently kaybettik. Bugünlerde kaybettik. Son gün. yani acımız büyük yani henüz taze acımız. Season. Yani mevsim demek, sezon demek. Second. Saniye demek. Sunrise. Ha geldik güneşin doğuşu ve batışına. Sunrise doğuşu. Rise zaten yükseliş. Sunset. Sunset batışı güneşin. Time. Time zaman demek. Today. Today bugün demek. Bunların çoğunu biliyorsunuz zaten. Tomorrow. Tomorrow yarın demek. Unutmayın biz hiç bilmeyenler için hazırlıyoruz bu videoları. Ama emin olun birazdan hiç daha önce görmediklerinize geliyoruz. Tonight. Bu gece demek. Towards morning. Towards morning Evet, towards morning. Eğer dikkat Sabaha morning. Kuşluk vakti, ikindi vakti gibi kavramlar var. İşte bunu herkes bilmez. Yani towards morning'i biliyorum diyen adam İngilizceyi çok iyi biliyordu. Bunları hazırlarken özellikle ona göre seçtim. Towards morning ve tam sabaha karşı. Böyle saat 4 ile 6 arası gibi düşünün. Week. Hafta demek. Weekend. Hafta sonu demek. Year. Yıl demek. Yesterday. Dün demek. This evening bu akşam this evening, this month, this year hep bu ay, bu yıl diye gidebilirsiniz. Yesterday evening. Dün akşam. Yesterday, dün akşam. Tomorrow evening. Yarın akşam. Sunday evening. Ha bak dün akşam yarın akşam ya. Yani. Pazar akşamında böyle söylüyorsun. Soon. Bunu coming soon'dan biliyorsunuz. Çok yakında demek. Diyorsun ki ne zaman geliyor tren? Soon diyor adam. Bu soon biraz muallaktır. Hani ee, olayın bütününe bakarsın. Mesela 5 yıllık bir şey için sun dediğinde bir haftadır. 2 ee, saatlik bir olay için sun dediğimde 2-3 dakikadır. Ne zaman bitiyor benim e, yemeğin hazırlanması? Sun dediğim birisi 2-3 saniye kalmıştır artık. The following day. Takip eden gün, onu takip eden ertesi gün. The following day genelde şey için kullanırlar. Mesela işte hafta sonu takip eden gün. Yani pazartesi ya da resmi tatili bayramı, kurban bayramı takip eden iş günü. The day after tomorrow ertesi gün, yarından sonraki gün. Anlatabiliyor muyum? Ya, tam Türkçesi yarın değil ertesi ama yarın değil. Geçtik, bir gün dursun, öbür gün. The Dünden önceki gün. On May the Ha, bu on, on, et, in kullanımlarının ne olur videosu var. İzleyin İngilizce eğitim setinin içinde. Tam bir tarih için konuşmak istiyorsan Mayıs'ın 5'i böyle söyleniyor. Just now. Ha, size az önce söylemiştim ya, now, şimdi, Just now da tam şimdi demek. Till then. Till then. O zaman kadar. Till then. Şimdi till'i çok göreceksiniz. Ee, bir şey olduysa diyorsun ki bir daha görüşmeyelim borcunu ödeyene kadar. Ne zamana kadar diyor? İşte o zamana kadar. Borcunu ödeyene kadar. Up to today. Bugüne kadar. Mesela senin bugüne kadar bana birikmiş borcun x lira diyeceksin. Bugüne kadar. Up to now. Ha bu biraz daha keskin güncel birine bilgi vermek istiyorsun şimdiye kadar. Ya bugüne kadar şimdiye kadar aslında çok da bir farkı yok. Till Yarın'a kadar. Once. Once böyle şiirlerin şiir diyorum pardon masalların başında kullanılır. Once upon a time gibi bir zamanlar bir dönem gibi. Then. Once bir kere de anlamına da geliyor. Yani hadi diyorsun önündeki çayı bitir. Kafaya bir dikişle bitir. Once diyorsun. At once, Bir kere de. Then sonra demek. All day. Bütün gün demek. Some day. bir gün. Yani borcunu ödersin. Öder misin? Ha, öderim öderim gibi. Yani bir gün öderim. Some Once a day. Ha, mesela ilaç alıyorsun. Günde bir kere anlamına geliyor bu. Günde bir. Twice a day. Günde iki. <laughs> Üç için ne deniyor bir araştırın bakalım. At the end of May. Mayıs ayının sonunda demek at the end of the next week. bak hem end hem next var. At the end of the next week geç önümüzdeki haftanın sonunda. Yani cuma cumartesi pazar gibi öderim borcumu. Ne yani alırsın? At once. At once işte az önce söylediğim once vardı ya burada bak at once bir kere de. Often. Sık sık. Always. Her zaman. Bunların dereceleri var. Yani often dediğinde bir adam 2-3 günde bir uğruyorsa mekanına often diyorsun. Sık uğruyor bize. Always. Aa, baba her zaman gelir bize. Müdaim. Still. Müdavim. Still halen demek. Yete çok benzer. Ee, diyorsun ki işte bilmem ne halen okulda mı? E, ee, diyorsun 6. sene gitti halen okulda. In four days. Süre veriyorsun birine 24 saat içinde. In 24 hours. Ya da 4 gün içinde borcunu bana öde. Niye taktım borcu bilmiyorum da. E, 4 günde öleceksin diyorsun adamı. Daha da beter oldu. Meanwhile. Ha, bu esnada. Bu çizgi romanlarda falan olur ama çizgi roman okuyan kaç kişi kaldı ki? E, dersin ki e, ben oraya gitmiştim ama ben bilmiyordum ki bu esnada Ahmet de bilmem neredeymiş. Sometimes. Bazen, bazı zamanlar. Every night. Her gece. Every days. Üç günde bir. Üç günde, her üç gün gibi kulağa geliyor ama Bu üç günde bir anlamına gelir. Many times. Çoğu zaman. Monthly. Aylık. kirayı nasıl ödersin? Monthly. Never. Asla. Hiçbir zaman. Yani ne sıklıkla geliyor buraya? Never. Gelmiyor ki. Yet. Henüz. Bir iş henüz tamamlanmadıysa. Mesela henüz bu videoyu bitirmedik. Yet. Suddenly. Aniden. Ansızın. Yani nasıl geldi? Hoca kopya çekiyordum. Ben de bütün köle alışkanlıkları saydım ya. Kopya çekiyordum. Birden geldi. Suddenly. Since then yani bir şey olduysa bir olaya bağlayacaksan o zaman. diyorsun ki işte yani ben burayı açtığımdan beri ya da işte ilk par, büyük paramı kazandığımdan beri o zamandan beri ya da birine küstün çok kötü bir şey yaptı o zamandan beri konuşmuyorum onunla seldom seldomly Seldomly bir seyreklik belirtiyor. Seldim olarak da kullanılır. Seldomly diye de kullanılır. Seyrek olarak. Yani diyorsun ki ben artık hani halı saham oynamayı bıraktım ama arada bir oynuyorum işte. Eskisi kadar sık değil. Day and night. Gece gündüz. Irgat gibi çalışıyor. Days. Günlerce. From morning till evening. Sabahtan akşama kadar. Mesai. Çalışmaca. From now on. Bak yavaş yavaş zorlaşıyor. Ben size demiştim bu sonları doğru zorlanır. Hadi from now on'u bil. From now on diyorsun ki çok söylediğim bana koydu. Şu andan itibaren seninle konuşmuyorum. Şu andan itibaren. Day by day. Gün be gün. Hani iyileşiyor mu hastamız? Gün gün iyileşiyoruz. Step by step gibi. Formerly. Formerly, previously ile aynı şey. Dizilerin başında duyabilirsiniz bunu. İngiliz dizilerinde çok duyarsınız bazen belki önceden, bunun öncesinde yani. Previously de öyledim, Dizinin öncesi. Previously. Hayır, onu da koymuşum zaten. Forever. Sonsuza dek yani. Birini çok seviyorsundur. Ne kadar seviyorsun? Ne zamana kadar seveceksin? Erkeklerin hayatını kurtarır ya bu. Kıvır bunu. Sürekli forever. Leslie. Son olarak. Son zamanlarda. First. İlk olarak. Yani ilk o işi yaparım. Her sabah kalktım mı en önce zamanımın en başında o vardır. Occasionally. Occasionally Biraz aslında dikkatli kullanmanız bir kelime, şey, zaman kavramı. Sık, sıktan daha açık, asladan daha sıkı, böyle arada bir anlamına geliyor gibi. Arada bir yer. Son üç tanesi biraz zor. Leap year'ı bilmeseniz olur. Dört yılda bir Şubat uzuyor ya, artık yıl anlamına geliyor. Sunset bunu görmüştük. Sunrise. Bunu da görmüştük. Ekstradan olmuş ama yine de 100 tane kelime öğrenmiş oldunuz. Çünkü arada iki tane ekstradan söyledim. Sonuncusunu söyleyeyim. Immediately diye bir şey duyarsınız. Immediately de bir şeyin çabuk olmasını istediğiniz anlamına gelir. 100 tane kelime gördük. Yüzde de zaman hakkında umarım faydası olmuştur.